Herkese merhaba. Uzun zaman sonra bir kitap videosuyla karşınızdayım. Hepimize bol şans diliyorum. Geçen hafta İstanbul ziyaretimde babil.com'un ofisini ziyaret etme şansını elde ettim. Daha önce defalarca babil.com'dan alışveriş yapıp kitap alışverişlerimi sizlerle paylaşmıştım. Dolayısıyla size bana hediye ettikleri kitapları göstermek istiyorum. Ofiste sohbet ederken onların sitesinde onların çıkarmış olduğu, çünkü Paper Sense de onlara ait bir yayın evi anladığım kadarıyla, onların çıkarmış olduğu Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın külliyatından bahsettim. Hani setin tamamını almak istediğimi ama emin olamadığımı falan söylemiştim. Ama ben zaten Efsuncu Baba'yı satın almıştım. Kızımın adı Efsun diye. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Efsuncu Babasını ben zaten satın almıştım. Onlar da sağ olsunlar seti, külliyatı hediye ettiler. Külliyatta şöyle bir şey var. Şu anda 15 tanesinin çıktığını söylemişlerdi. Ama bana 14 tanesini vermişler. Ben de hangisi eksik henüz kontrol edemedim. Ama şöyle bir güzelliği var. Bu zamana kadar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın çıkmış olan külliyatının, mesela bu Efsuncu Baba basılmış 20. romanı olduğu için, 20. kitabı olduğu için 20 yazıyor. Ama mesela 10. kitap şu anda yok. Hepsi basım aşamasında. Ama külliyatta daha önce basıldığı sırasıyla sıralandırılmış. Bu detay benim çok hoşuma gitti. Hüseyin Rahmi Gürpınar daha önce okudunuz mu bilmiyorum ama kameram niye beni bembeyaz yapıyorsun? Bu anneannemin duvarı böyle açık pembe gibi bir şey olduğu için böyle yapıyor beni ya. Ne yapsam, renkli bir şey göstersem. Şöyle şuraya koyayım. Ah, vallahi yastık işe yaradı, gördünüz değil mi? Bak renge bak. Kameracığım çok hassassın. Bu kırlent hayatına burada devam edecektir demektir. Şimdi size külliyatın tamamını, bende olanların en azından göstereceğim. Bu da çok mu turuncu yaptın beni ya? Şık birinci kitabıymış Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın külliyatında. Ve bu tabii ki derilerin renkleri farklı. Çok hoş, yani birazdan göstereceğim. Aslında şöyle yapabilirim. 5 renk mi var şu an benim gördüğüm? Evet. Şöyle 5 renkten oluşuyorlar. Şöyle. Bu kitapların verdiği his tamamen böyle dedenizden, babaannenizden, babanızın babasının babasından kalmış hissi veriyor. Dolayısıyla ben bu sahaflarda dolaşmayı çok sevenler, eski kitapları çok sevenler bayılacaktır. Ve bitmedi. En güzel yeri de şu, bunun adını Burak bana söylemişti ama unuttum yine. Şu kitabın baskısının ilk kapağı hepsinde. Aynı renklerde değişiyor mu? Onu şimdi atmış ol. Evet, değişiyor. Hepsinde farklı farklı. Çok güzeller. Ve ön kapak ve şey, arkadaki arka yazı da böyle nedir? Böyle kazıma gibi oluyor. Kazıma deriyi böyle. Çok güzeller. Yani eğer Hüseyin Rahmi Gürpınar okumadıysanız ve kütüphanenizde böyle bir şey yoksa, mesajlar kesinlikle tavsiye ederim. İkinci ve üçüncü külliyatı birleştirmişler. İffet ve Mutallaka. Mutallaka anlamı ne acaba? İkisinin, bunun da iç kapağı böyle. 2 ve 3 birleştirilmiş. Çok ince olduğu için birleştirilmiş. 4 Mürebbiye. Daha önce herhangi bir Hüseyin Rahmi Gürpınar okuduysanız lütfen yazın. Çok tatlı. Bu böyle tam böyle piknik sepeti. Şey, masa örtüsü. Masa örtüsü temalı. Tesadüf. Bu da güzel. Tesadüfün kaçıncı olduğunu söylemedim. Beşincisi. Bakın 5'ten 7'ye geçiyoruz. Çünkü 6 yok. Henüz basılmamış. Metres. Kırmızı. Bu da içi böyle. 8. Nimet Şinas. Hatır Şinas biliyorum da Nimet Şinas ilk defa duydum. Sözlükten hemen bakmak istiyorum. Buna bayılmış olabilirim. Bayıldım. Toraman. 15. Ay, bunların okumak, hepsini okumak nasip olur inşallah. Hayattan Sahifeler. Grisi de çok tatlı bir gri. Şöyle duvar kağıdı gibi. 16'ydı bu benim gösterdim. Hayattan Sahifeler. Toraman 15 demiştim. Son Arzu 17. Tebessümü Elem. Tebessümü Elem. 18. Oo, çok güzel değil mi ya? Ebru gibi. 18'den sonra 19. Cehennemlik.
Bunu Allah bilir. Şöyle. Bayağı da kalın. 20. Efsuncu Baba. Yeşil en sevdiğim renk ve kızımın adı. Dolayısıyla buna biraz başladım. Şöyle. Ve bunların hepsinin şöyle bir güzelliği de var. Kapak rengiyle aynı ayrı açıları var. Şöyle göstereyim. Kurdele. Tam böyle eski kitap okuyorsunuz. Yani böyle dedenizin, amcanızın oğlunun falan. Böyle büyük büyük amcanızdan kalan, kütüphaneden kalan kitaplar gibi. 26 değil de en son 26 idi. Dolayısıyla 24. Evlere Şenlik. Kaynanam Nasıl Kudurdu. Bu da çok tatlı, kuşlu muşlu bir şey. Çok güzel. Ay düşmeyin. Ben deli miyim? Şu anki videoyla bir alt mesaj olabilir yani. İnanmazsanız yoklayınız. Kuyruğum yoktur efendim. Diyor arka kapak. Dediğim gibi ben böyle eski kitaplara bayılıyorum. Ve Türk külliyatına ne yazık ki Türk edebiyatında Hüseyin Rahmi Gürpınar bildiğim kadarıyla okumadım. Eğer okulda vakti zamanında ortaokulda, lisede bazı pasajlar bize okutturulmuş olabilir. Ama aklımda kalan yok. Dolayısıyla bunlardan inşallah ömrümüz yeterli hepsini okuyabilirim. Ama Efsuncu Baba'yı mutlaka okumak istiyorum. İlk sırada o var benim için. Siz Hüseyin Rahmi Gürpınar okudunuz mu? Başka bir gündeyiz. Ben şu an Japonya'dayım. Bir önceki videoyu Türkiye'de çekmiştim. Şu anda o videoya dahil oluyorum. Neden? Çünkü eğer babel.com'dan alışveriş yapmak isterseniz ve eğer Serose kuponunu kullanırsanız Kafka'dan Paper Sense Alıntılar Defteri 2016 Franz Kafka defterini, bu defter ücretsiz olarak sepetinize eklenebilir. Benimle defter kardeşi olabilirsiniz böylece. Bol okumalı, bol kitaplı, bol defterli, bol kalemli günler diliyorum. Hoşçakalın. Eğer çocuğunuza ya da kendinize sağlam bir kütüphane yaratmak istiyorsanız bence bu seri kaçırılmaz. Ve sırada başka Türk yazarlar da gelecekmiş. Bunun da müjdesini vermişlerdi. Dolayısıyla bir yerden başlamak lazım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hatalarım olduysa affola. Uzun zamandır video çekmiyorum bildiğiniz gibi. Bir şey unutmadım sanırım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi. Soruyorum. Evet. Mr. Çift Küpeli Bobby soruyor. Japonlarda akraba evliliği var mı? Yok. Bazen var ama...